15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi salonunda 15 Temmuz konulu resim sergisi açıldı. Fotoğraf sergisine Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Erdal Kreker, Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk daire amirleri ile vatandaşlar ilgiyle inceledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın göndermiş olduğu fotoğraflarla ilgili sergimize katıldık. Üzünlüyüz. Benim arkadaşlarım şehit oldu Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda o gün. Üzünlüyüz. 252 tane şehidimizi gördük. 6. yıl dönümünde bu hain darbe girişimini unutturmamak için buradayız. Bütün başsavcımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanı, bütün devletin yetkilileri burada. Biz biriz, beraberiz. Tüm Fethiye halkını bu akşam saat 9'da ki yürüyüşümüze, Beşkaza meydanımıza, yürüyüşümüze davet ediyorum. Aynı zamanda 6. yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik günümüzün anmaya bekliyorum. Biz her sene 15 Temmuz'u halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Nasıl bir terör örgütüyle karşı karşıya olduğumuzu çocuklarımıza, gençlerimize anlatmamız lazım. Çünkü bu yapı 40 yıllık bir ihanet yapısı. Profesyonel olarak yetiştirilenlerden oluşan bir yapı. Eğer biz bunları halkımıza anlatmazsak yarın bir gün aynı hatalara geri düşebiliriz. Bundan dolayı tüm katılanlara çok teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize de minnet duygularımı arz ediyorum. Öncelikle 251 şehidimizi, 2200 şehidimizi rahmetle, 2200 gazimizi de şükran ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız, unutturmayacağız. İşte buradaki fotoğraflarla görülmemiş bir hainliğin belgesi ortadadır. O gün toprağa düşen şehitlerimiz bu vatan uğruna, bizlerin bu vatanda rahat yaşaması uğruna canlarını vermişlerdir. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. FETÖ terör örgütüyle hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar devam ediyor. Etmeye de devam ediyor. Şu ana kadar yargı olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Büyük Türk Milleti ilelebet payidar kalacaktır. Allah'ım böyle büyük bir hainliği Büyük Türk Milletine ve devletimize bir daha yaşatmasın. Kaymakam Bey'in söylediği gibi bu hainliği gelecek nesillere, milletimize sürekli anlatacağız. Çünkü dünyada görülmemiş bir uluslararası bir casusluk ve terör örgütüyle mücadele ediyoruz. O mücadelemizi de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. O nedenle Büyük Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Allah'ım yar ve yardımcısı olsun. Her zaman mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim.